Agalarım, herkese selamlar. 14 Eylül 2024 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bülten Alev Alev Aga. Her maçını izlediğimiz takımları değerlendirdik. İdeallerinden, yüksek oranlarından bahsedeceğim. Videoda bir adet de ideal kupondan bahsedeceğim Aga. Hatta Telegram grubunda olacak onu da söyleyeyim. Duyurusunu yapacağım zaten. Bilginize sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. 10 tane mücadelem var. İdeal yüksek oranlarla başlayalım. Yolumuzun uzun. Go! Öncelikle maç skoru yarışmamız var. Agalarım Galatasaray'la ile Çaykur Rizespor'un maçı var. Maç arenada Galatasaray'ın kendi evinde oynanacak bir karşılaşma. Maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilen 5 arkadaşımızı 7 gün boyunca VIP WhatsApp gruplarımızda misafir edelim. Yorumlara maç skorunu yazmanız yeterli olacaktır. Onun dışında ekranda WhatsApp iletişim hattımı görüyorsunuz. Her türlü soru görüş öneri buradan benimle iletişime kurabilirsiniz. 0534 446 5989 numaralıdan WhatsApp'tan mesaj atarak da buradan benimle iletişim kurabilir. İster WhatsApp grupları hakkında bilgi alabilir, isterse sorunuz veya bir şeyiniz varsa sorabilirsiniz. Bunun da bilgisini verelim ve devam edelim. Ay hafta sonu geldi çattı. Şimdiden hem cumartesinin hem de pazar gününün misli maçlarını ayarladık. Yüksek misli seviyesine zaten en güvendiğimiz karşılaşmaları değerlendiriyoruz. Yüksek oynuyoruz. 4000, 2000, 5000, 7000 seviyesinde ilerlediğimiz bir seviyedir burası. Bu şekilde. Onun dışında burada sadece maçını tercihler diye canlı misliler de yapıyoruz. Zaten gün, gün, boyu ekrandayız. Aga bir maç çok bağırıyorsa ben gol atacağım veya ilk yarıdan gol gelecek derken ekranda gördüğünüz gibi yüksek misli canlılara da zaten mutlaka giriyoruz. Ve güzel kazançlar sağladığımızda belirtelim. Geçtim onu. Onun dışında ideal kuponlarımız da olacak aga. Korner kuponu, ideal kupon, alternatif kupon, 50 oranlı kupon vesaire. Bunların şimdiden planlamasını yaptık. Cumartesi gününe kadar şimdiden hazırlayacağız. Bunun da bilgisini vereyim. Canlı olarak zaten izlediğimiz karşılaşmalara WhatsApp gruplarında canlı veriyoruz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Özellikle canlı oynuyorsanız mutlaka bir mesaj atın derim ben. Onun dışında her güzel Telegram grubu var. Cumartesiye bir adet ideal kupon vereceğim aga. Buraya Telegram kanalına. Sizler de bu kupondan faydalanmak istiyorsanız. Kupon da hazır bu arada. Ama oranlara da bir bakacağız. Hatta oranların birkaç tanesi de açık değil. Ondan değerlendireceğim ama buraya bir adet ideal kupon vereceğim. Açıklamada yorumlarda link var. İdeal kuponumuz da olacaktır. Başlayalım. Agalarım sizlerden destek bekliyoruz. Destekleri de artı 500 seviyesinde beğeni ve yorumdur. Ya en azından bir emeğine sağlık yorumu. Hemen beğeni butonuna basmak da zor değil. Bizi istemiyoruz. Vallahi YouTube istiyor. Diyor ki senin kanalını daha çok önermemi istiyorsan sen bu beğeni ve yorumu alacaksın kardeşim diyor. Aa, açın siz okuyun öyle diyor gerçekten. O yüzden sizlerden ricamız beğeni ve yorum desteğidir. Gladbach'la Stuttgart mücadelesi. Aga günün en gollü geçmeye aday maçlarından bir tanesi. Net bir şekilde söyleyeyim. 4-2-3-3 biterse şaşırmayacağınız bir mücadele. Biz buradan idare neler yaptık? Özellikle Stuttgart yani oynamış olduğu iki mücadele zaten. Son maç 3-3 bitti. Ondan önce 3-1 bitti. Savunma da aksadı. Takımın iskeletinden bazı oyuncuları satınca özellikle hücumda forveti satınca haliyle aksamalar da oluyor. Takım savunması da bir nevi aksadı orada. Ulahpa tarafına baktığımız zaman da kendi evinde oynamış olduğu bir level kuzen mücadelesi vardı. İnanılmaz pozisyonlar kaçırdı. Dişe diş oynadı. Yani burada tarafa gitmek sıkıntı. Gollere gidelim, kaçalım diyorum ben. Şöyle idealden zaten 2.5 üstün varın oranı yok. Var ve üst yaparsak minimum bir 38 orandan bir alırsınız zaten ideal olarak da. Onun dışında mücadele de ilk yarıdan 2 gol çıkma ihtimali yüksek. 1.90 gibi orandan da yüksek orandan bir değerlendirmesi yapılabilir. Hoffenheim ile Leverkusen mücadelesi. Leverkusen son oynamış oyunu olduğu mücadele yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra mağlup oldu Aga. Leipzig'e kendi evine mağlup oldu. Ben mağlubiyetten sonra ve milli ara dönüşü ben Leverkusen'e burada kazanarak başlamasını bekliyorum. Oran yetiyor diyen varsa doğrudan Matsun 2 yapsın. Golü bir mücadele bekleniyor zaten. 2-1 bandında bir Leverkusen'in indeks beklentisi var. Biz bu oranı biraz daha yükseltebiliriz tabii ki arkadaşlar. 1.5 üstünde 2 iki buçuk üstünde iki orana göre kendinize nasıl yetiyorsa orana da bu şekilde yükseltebilirsiniz. Bunun da bilgisini verelim. Ben burada dediğim gibi Lever tarafındayım. Galibiyet alacaktır diye düşünüyorum. Hoffenheim tarafı da mutlaka pozisyonlar bulacaktır. Gol atma ihtimali de var fakat Lever takım savunmasını da bir nevi yaparken özellikle hücumda çok etkin galibiyeti mümkün. Brighton'la Ipswich'ten mücadelesi. Aga bu maç şöyle bir mücadele olacak. Brighton'ın set oyunu oynayacağı, Ipswich Town'un ise geçiş ve kontrol uzun toplarla birlikte oynayacağı bir oyun. City'ye gol attı. Geçiş oyunuyla birlikte. Güzel bir goldü. Ama ardına 3 tane, 4 tane yedi mesela. Brighton galibiyeti muhtemel 1-23 oran açmışlar zaten. Ben ortaya 2.5 üst alıyorum. Mücadelenin indeks beklentisini söyleyeyim. 3 birlik bir Brighton galibiyeti. Böyle bir beklenti varken ortaya 2.5 üst almak mantıklı. Yüksek orandan neler yapabiliriz? Ipswich tam da atabilir burada dediğim gibi geçiş oyunuyla birlikte. Zaten Brighton'dan 2 gol bekleniyor fakat oran bulamazsın. Yani ev sahibi 1.5 üstte oran yok aga. Yoksa ben de ideal olarak onu düşünüyordum. Bak 1.27. Değilmez Avrupacılar bakabilir. Biraz daha yüksek orandan diyen varsa 2.5 üstünde bir. Dediğim gibi 1.70'e kadar oranı çıkartırız. Zaten mücadelenin indeks beklentisi de 3-1'lik bir skor. Fulham West mücadelesi. Agaların beraberlik çıkma ihtimali olan maçlardan bir tanesi bence. West kadro kalitesi olarak Fulham'ın bir adım önünde. Ev sahibi avantajıyla birlikte Fulham burada favori çıkmış haliyle. Mücadelede karşılıklı gelecek goller bence idealden alınabilir. Her iki takımın da birbirine atacağı goller. Benim skor beklentimi söyleyeyim Aga. 1-1 veya 2-2'lik bir skorla gollü bir beraberlik gelme ihtimali olan maçlardan bir tanesi. Ha, notlarımı o şekilde almışım. Değerlendireceklerine bol şanslar. Liverpool'la Nottingham Forest mücadelesi. Bu mücadelede gollere veya Liverpool tarafına gitmedim. Liverpool gerçekten Arne Slot'la birlikte güzel işler yapacak gibi duruyor. Fakat Nottingham Forest'tan köşe vuruşları kullanan bir takım. Özellikle duran toplar Nottingham Forest için iyi bir e, gol silahı olaraktan görülüyor. Takım olaraktan da oynamış olduğu önceki maçlarına bakın. Korneli kullanan bir takım. 3 yani tane maç oynadı sanırım. Bir tanesinde 7, bir tanesinde 8, bir tanesinde 3 tane mi de korner kullandı. Liverpool tek başına zaten çok fazla korner alan bir takım. Salah tarafından çok alıyor. Sol taraftan Diaz tarafından alıyor. Hücum hattında zaten muhtemelen yine Jota olabilir. Mücadele indeks beklentisi 2-0 Onu belirteyim ama bence 2-0'dan daha fazla 3-1'e kadar çıkabilecek bir karşılaşma. Liverpool da bize son dönemde güzel kazandırdı. Ve ekmeni yemeye devam edelim ve korner olarak değerlendiriyorum aga. 8.5 açmazlar. Bence 9.5 üstte açarlar gibi geliyor. 9.5 üst korner benim tek ideal tercihimdir. Crystal Palace Leicester mücadelesi. Her iki takım henüz daha galibiyetle tanışamadı. Ama ben Crystal Palace'ın bir adam önde olduğunu düşünüyorum. Net. Ya bu iddia zaten bir 42 oran açmış. Ama oyun olarak da Crystal Palace'ın daha etkili olacağını düşünüyorum. Ben Leicester'ı çok beğenmiyorum. Ya kendi evinde oynamış olduğu maçlarda Tottenham maçı vardı. Çok keyifliydi. Beraberliği kopardı mesela o maçta. Ama kalesine ne ne pozisyonlar verdi. Ne pozisyonlar verdi öyle söyleyeyim. Mücadelede ben bir Crystal Palace galibiyeti bekliyorum. Ama doğrudan galibiyete gitmeyeceğim. Crystal Palace tarafından atılacak 2 gol. 1.47 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu önlemi. Değerlendirme yapabilir. Yüksek oranlarında 2-1'de mücadelenin indeks beklentisi. 2.5 üstünde 1 de yapılabilecek. 2-1 doğrudan skor. Galatasaray ile Çaykurcu mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. yorumlar yazabilirsiniz aga. Şimdi Rize tarafı etkili oynuyor. Gökhan Hakkı'nın o Fenerbahçe maçından sonra gönderdiler aga adamı. Yeniliğine gribi çaldılar. Sheffield United'dan. Eee... Öyle bir şey oldu Rize tarafında. Hücum hattında gerçekten başarılı bir ekip. Sadece Akintola biraz kazma geliyor. hızlı zaten. Hızı çok yüksek. Bu Olaway ile Sov zaten ayrı bir muhabbet. Ama Akintola biraz kazmalık konusunda yani gerçekten kazma bir oyuncu. Bulduğu pozisyonları çok kolay harcıyor. Kale dibinden alta vuruyor. Taça atıyor. Öyle bir oyuncu ama hızı yüksek bir oyuncu. Ben burada kanatları kullanan bir Rize var. Galatasaray zaten şu an özellikle Kerem'in gitmesi kötü oldu. Çok güzel korner kazandırıyordu. Mücadelenin beklentisi 2-0-2-1 ayarında bir Galatasaray galibiyeti. Ben kornere yöneldim. Hey takımında burada korner kullanmasını bekliyorum. Bu arada geçen sene Galatasaray-Rize maçında ben stat'taydım. 6-2 bitmişti mücadele. Arena'daydım. Bak şu an aklıma o geldi. Hatırlayın 7 tane canlı yapmıştık o mücadeleyi. 8 tane gol vardı. 7'de 7. Ver olduğumuz bütün canlılar gelmişti. Bu da böyle bir hatırlatma olsun. Milan-Venezia mücadelesi. Milan'da bazı sıkıntılar vardı aga. Tio Hernandez ile Leo Sumolasında takımınla birlikte kenara gitmedi mesela. Bazı olaylar vardı Milan'da. Morata'nın sakatlığı vardı bu maçta muhtemelen dönme ihtimali var. Ben burada bir Milan galibiyeti bekliyorum. Oran bana yetiyor diyorsanız ki Milan'ın bu maçtan sonra zor maçları var. Inter maçı var. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçı var. Sıkıntılı maçlar var. 1.5 üstüne bir Avrupa'da bir 40'a yakın oran var. Avrupacılar burada 1.5 üstüne bir değerlendirebilir. Ben burada ilk yarıdan bir Milan golü hatta ilk yarıdan doğrudan bir Milan galibiyeti bekliyorum. Milan burada ilk da kazanabilir ama dediğim gibi 1.5 üstüne bir bana yetiyor derseniz de bir tamamlama maçı olarak da kullanabileceğiniz karşılaşma olarak söylüyorum. Bournemouth Chelsea mücadelesi. Chelsea'de muazzam bir çıkış ekibi. Yani Chelsea Liverpool'a çok benzetiyorum şu anki oyun sistemini çok iyi çıkıyor aga Chelsea. Özellikle üzerine gelen takımlara karşı Wolves mesela ben çıkacağım oynayacağım dedi hop 6 tane gol yedi. Aynı şekilde Bournemouth da burada ki oynamak isteyecektir. Chelsea'nin üstüne gitmek isteyecektir. Uzun toplarla birlikte Jackson, Palmer, Madueke solda Neto veya Mudrik olur. Muhtemelen Neto olabilir. Çok iyi çıkış yapabilen bir takım. O yüzden Chelsea bence burada önde. Benim ideal tercihim bu da Chelsea'nin bir yarıyı kazanır. Deplasman bir yarı kazanır aga benim için önemli tercih. Hatta maçı da kazanmasını bekliyorum. Onu da belirteyim. Hatta şöyle yüksek orandan 1.5 üstünde 2 yapsanız bile zaten iki oranı var. aga. 2-1, 3-1 bandına bir Chelsea galibiyete gelebilir. İndeks beklentisi de 2-2 ama ben dediğim gibi Chelsea üstüne gelen takımları darma duman eden bir takım. O yüzden Chelsea tarafındayım. Gelelim Real Sociedad Real Madrid mücadelesine. Ben burada Real Madrid'ciyim aga. Real Madrid çok top oynuyor mu? Oynayamıyor. Milli arada biraz daha bence takım kendine gelmiş olabilir. Böyle bir düşüneceğim var açıkçası. Zaten çoğu oyuncuları milli takıma gidiyor. Ama milli ara dönüşü biraz daha takım oyunu görebiliriz Aga. Bireysellikle oynayan, birbirine pas vermeyen cüm ekibi var. Son mücadele yine birbirine Vinicius'la Mbappé özellikle birbirine pas yaptılar ama dediğim gibi sıkıntılı gidiyor hala. Ben burada bir Real Madrid galibiyeti bekliyorum Aga. Doğrudan bir Real Madrid galibiyeti. Bir 50 oran var zaten. Deplasman iki maç oynadı. ikisinde de berabere kaldı. Barcelona aldı başını gidiyor. Bu kadroyla birlikte şampiyon olma ihtimali en yüksek takım Real Madrid'di. %70 sezon başıydı ama şu an %40'lara kadar düştü. Barcelona takım oyunu daha iyi oynuyor ama Real'in de burada ilk defa basman galibiyetinden geleceğini düşünüyorum. Agalarım toplamda 10 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Sizlere bir adet de ideal kupon önerisi olacak. Ama ideal kupon önerim Ücretsiz Telegram kanalında açıklamada ve yorumlarda linki var zaten. Cumartesi bir adet iddialı kupon buraya gelecek. Hatta kupondaki maçlar da hazır. Onu da vereyim. Cumartesi sabah veya cuma gecesinden ben sizlere bu kuponu da gruba atmış olacağım. Bilginize çok teşekkürler. Beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bye.